Son olarak da malum ilçemizde ve Sinop'ta ciddi bir koronavirüs salgını hakim. Özellikle ilçemizdeki salgınların yarısından fazlasının yeni vakalarda mutasyonlu virüs olduğunu müşahede ediyoruz. Son bir hafta, 2 haftadır böyle bir durumla karşıyayız. Bununla alakalı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda bizler kaymakamlık olarak tüm denetimlerimizi yapıyoruz. Jandarma, emniyet personeli, belediyemiz aynı şekilde hep beraber sahadayız. Lakin herkesin başına polis ya da jandarma dikemeyiz. Virüsle mücadele herkesin sorumluluk alması gereken bir mücadele. Herkes temel kurallar olan, tedbir kuralları olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeli. Özellikle en büyük risk yayılımda ilçemizde dışarıdan gelen ayancıkların, diğer il ve ülkelerde yaşayan ayancıklardan ve komşu illeri, özellikle Karadeniz'deki illerimize seyahatlerle ticari olsun, sağlık olsun, bu seyahatler neticesinde virüs bulaşısı oluyor. Mümkün mertebe bu süreçte il dışı seyahatlerimizi, çok zaruri değil ise, ertelememizi ben istirham ediyorum tüm ayancıklı hemşerilerimden, kardeşlerimizden. Ve tabii ev ziyaretleri çok önemli bir risk unsuru. Bu süreçte lütfen aile efradı dışındaki kişilerle fiziki olarak aynı ortamda bulunmamamızı ben istirham ediyorum. Sosyal mesafe demiyorum, fiziki mesafe diyorum. Sosyal mesafemizi her zaman sık tutacağız. Ama bu süreçte fiziki mesafemize dikkat edeceğiz. Sosyal mesafe iyi teknoloji aracılığıyla da şu an Tamer hocamla olduğu gibi, bir arada olduğumuz gibi her zaman teknolojiyi kullanarak bunu yapabiliriz. Bu açıdan lütfen fiziki mesafemize, aile ziyaretlerini bir süre erteleyelim. Aynı zamanda taziyeler ve cenazeler bu noktada büyük bir risk oluşturuyor. Bu noktalara riayet ettiğimizde, hep beraber gönül gönüle verdiğimizde, Sinop bu ayancığı kırmızıdan önce turuncuya, sonra sarıya ve sonra maviye hep beraber ulaştıracağız.